Gezi'nin ilk ve tek seyahat haberleri programı Gezelim.com'a bu haftada yepyeni seyahat haberleriyle başlıyoruz. Ve ilk haberimiz İstanbul'dan geliyor. Sizin için hazırladığımız özel haberimiz Maslak Kasrı'ndan. Bakalım nasıl görüntüler göreceğiz. Hafta Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan mimari açıdan oldukça sade bir mekanı ziyaret ediyoruz. İstanbul Büyükdere Caddesi'nde bulunan Maslak Kasrı'ndayız. Döneminde inşa edilen 2. Abdülhamit tarafından kullanılan Maslak Kasrı 5 bölümden oluşmaktadır. Eğer siz de bu güzel mekanı görmek isterseniz pazartesi günleri hariç sabah 9 ile akşam 5.30 arasında ziyaret edebilirsiniz. Ülkemizin en güzel zenginliklerinden biri Elazığ'da Hazar Gölü'nde. Sahip olduğu doğal güzellikleriyle her mevsim farklı renklere sahip olan Hazar Gölü 12 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü, her mevsim farklı renklere bürünen eşsiz doğası ve turizm imkanlarıyla yılın 12 ayı ziyaretçilerini ağırlıyor. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan göl, 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan doğal güzellikleri, plajları ve sahilleri, piknik ve kamp alanları, restoranları ve turistik tesisleriyle ziyaretçilerine geniş bir gezinti, dinlenme ve tatil imkanı sunuyor. Çevresinde kış mevsiminin renklerinin görülmeye devam ettiği Hazar Gölü, her mevsim farklı renklere bürünen doğası, etrafını çevreleyen dağları, kıyı şeridinde ve yüzeyindeki adacıklarda yer alan flora ve faunasıyla da doğa severlerden ilgi görüyor. Doğal güzellikleri ve tatil imkanlarıyla yılın 12 ayı ziyaretçileri ağırlayan Hazar Gölü'nün yüzeyi, gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünüyor. Hazar'ın eşsiz manzarasını tepeden izlemek ya da fotoğraf çektirmek isteyen kimi ziyaretçiler, gölün güneyinde yer alan Hazar Baba Dağı'nın zirvesine çıkmayı tercih ediyor. Çorum'da Osmanlı döneminden kalan 157 yıllık örneği az bulunan Veli Paşa'nı restore edilerek turizme kazandırıldı. Şimdiki haberimiz Çorum'dan geliyor. Çorum'da Osmanlı döneminde inşa edilen ve çok az örneği bulunduğu belirtilen 157 yıllık Veli Paşa Hanı, Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı. Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun dönem Anadolu Oteli olarak kullanıldı. 1000 metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişiğindeki 35 odalı otel kısmıyla 1914 yılında çıkan yangında büyük oranda hasar gördü. Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı. Tarihi han, Çorum Belediyesi'nce turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralandı. Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen han, kentin kültürel hayatına katkı sağlayacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Veli Paşa Hanı'nın türünün ayakta kalan nadir örneklerinden olduğunu söyledi. Ahşap taşıyıcılığı Türkiye'nin en büyük hanı ve şu an itibariyle artık bütün çalışmalarımızı, bütün restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Aşağı yukarı 4-5 yıl kadar süren bir yoğun çabanın ürünü olarak şu anda adeta bir biblo gibi, bir şaheser olarak
ortaya çıktı ve gelen gören herkes buna takdir ediyor ve bunu görüyor. Kazakistan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Şimdiki haberimiz Kazakistan'dan geliyor. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hazreti Türkistan namıyla da bilinen Türk tasavvufunun öncü ismi Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi eşsiz mimarisi ve manevi ruhuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kazakistan'ın UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edilen ilk eseri olan ve Emir Timur tarafından 14. yüzyılda inşa ettirilen Türkistan'ın sembolü Piri Türkistan Yesevi Türbesi'ne başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi geliyor. 1389 yılında Emir Timur tarafından hiç çivi kullanılmadan inşa ettirilen Orta Asya'nın tuğladan yapılmış en büyük kubbesine sahip, 2 kat ve 35 odadan oluşan Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi, Orta Çağ mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Türbenin girişinde 2 metre 45 santimetre çapında ve 2 ton ağırlığında bronz bir kazan yer alıyor. Tay kazan olarak adlandırılan kazanın, cuma namazı sonrası ziyaretçilere şifalı su dağıtılması için kullanıldığı belirtiliyor. Tekkede talebelerin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yerler yer alırken, inziva yeri olarak bilinen bir çilehane de bulunuyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin 63 yaşına geldikten sonra, Hazreti Peygamber'den daha fazla güneşi görmeyi hak etmediğini düşünerek yaşadığı yeraltı evi de bulunuyor. Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde yapılan o sağlık çalışmaları, sağlık hizmetleri bugün bir müzeye dönüştürüldü ve ziyaret edenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Şimdiki haberimiz Çanakkale'den. Çanakkale Savaşları'nda Gelibolu Yarımadası'ndaki muharebeler sırasında cephe gerisinde yürütülen sağlık hizmetlerinin canlandırıldığı 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile bahçesindeki Alçıtepe İlali Ahmer Hastanesi açık hava sergisi ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. Eşsiz Zafer'in 107. yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası'na gelen vatandaşlar, Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği başta olmak üzere savaşın yaşandığı birçok noktada ecdadı yad ediyor. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde cephe gerisindeki sağlık hizmetlerini tarihi alana gelen ziyaretçilere anlatmak amacıyla oluşturulan ve 10 Ağustos 2021'de açılan 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile 18 Mart 2018'de açılışı gerçekleştirilen Alçıtepe Hilal Ahmer Hastanesi açık hava sergisi de ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Damarında Türk kanı olan herkesi duygulandırır. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bedel ödeyerek bu memleketleri, bu ülkeyi bu hale getirdik. Bizden sonra arkamızdan gelen nesiller de bizim gibi vatansever olsun. Müzeyi ziyaret ettik. Gerçekten duygulandıran görüntüler var. O zamanı yaşıyorsunuz resmen. Güzel bir gezi oldu bizim için. Daha devam ediyoruz. Doktor, hasta bakıcı ve diğer sağlık çalışanlarının Hilal Ahmer hastanelerinde yaralı asker ve sivillere verdikleri sağlık hizmetlerinin dönem fotoğraflarından esinlenerek bal mumu heykellerle anlatıldığı müze ve sergiyi ziyaret edenler duygulanıyor. Ağrı'nın Milli Parkı doğal güzellikleriyle ve yaban hayatıyla gören herkesi şaşkına çeviriyor. Özellikle de ilgi çekici bir yaban hayatı var. Şimdiki haberimiz Ağrı'dan. Müzik
Anadolu bölgesinin yaban hayatı açısından zengin alanlarından Ağrı Dağ Milli Parkı, çok sayıda hayvana yaşam alanı sunuyor. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerini çevreleyen Milli Park, flora ve fauna açısından bölgenin en önemli zenginlikleri arasında yer alıyor. Milli Park, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar sularıyla beslenen onlarca kilometre uzunluktaki sulak alanlarında balık türlerine ve su kuşlarına, el değmemiş doğasında ise birçok kuş, sürüngen ve önemli bölümü kemirgen olan memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki memeli türlerinin yaklaşık %30'unun yaşamını sürdürdüğü Milli Park, 178 kuş çeşidiyle de kuş cenneti olarak nitelendiriliyor. Trabzon'un asırlardır ayakta duran Güneyce Merkez Camii özelliğini kaybetmeden bugüne gelebilmiş harika bir eser. Şimdiki haberimiz Trabzon'dan. Trabzon'da asırlardır ayakta duran Güneyce Merkez Camisi, özelliğini kaybetmeden bugüne gelebilmiş nadide eserler arasında yer alıyor. Arsin ilçesine 23 kilometre mesafede yöreye en hakim tepedeki cami, içerisindeki motifler ve ahşap süsleme sanatının zengin örneklerini barındırıyor. Kitabesi olmayan ve 1300 yılında yapıldığı tahmin edilen cami, toplam 250 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Diğer camilerden ayıran en önemli özellik ise içindeki bu estetik, içindeki bu sanatsal özellikler ve en önemlisi de el işçiliği. Camiyi ziyaretçilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Trabzon'un Düzköy ilçesine yüksek bir tepeye yerleştirilen 15 metrelik tekne gören herkesi şaşırtıyor ve doğa severlerden de büyük bir ilgi görüyor. Şimdiki haberimiz Trabzon'dan. Trabzon'un Düzköy ilçesine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Sabacak mevkisindeki tepeye yerleştirilen 15 metrelik tekne, doğa severlerden ilgi görüyor. Trabzonlu girişimci Turhan Zafer tarafından geçen yıl İstanbul'dan Trabzon'a deniz yoluyla getirilen, ardından treylerle Düzköy ilçesindeki 1050 rakımlı tepeye götürülerek vinçlerle monte edilen tekne, restoran olarak hizmet veriyor. Bulunduğu mevkinin yanı sıra bölgenin rüzgarlı olmasından dolayı da Sabacak rüzgarı olarak adlandırılan tekne, konuklarına şehrin gürültüsünden uzakta, bozulmamış doğa ve temiz havada zaman geçirme fırsatı sunuyor. Yöre halkı dışında yerli ve yabancı turistlerden de ilgi gören teknede, yöresel yemeklerin yanı sıra et ve balık ağırlıklı lezzetler servis ediliyor. Tekne çevresindeki ahşap deniz feneri, faytonlar, salıncaklar ve yürüyüş yoluyla da ön plana çıkıyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi, yağan yoğun kar yağışı sebebiyle tarihi konaklarıyla mükemmel manzaralara sahip oldu. Kartpostallık görüntüler çıktı ortaya. Şimdiki haberimiz Kastamonu'dan geliyor. Kastamonu'da Türkiye'nin İstiklal Madalyası alan tek ilçesi olan ve tarihi konaklarıyla öne çıkan ilçesi İnebolu'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçede kar kalınlığı bazı köylerde 2 metreye ulaştı. Tescilli 400'ün üzerinde kültür varlığı bulunan İnebolu'daki tarihi evler karla kaplandı. Birçoğu kırmızı aşı boyalı olan ahşap evler drone'la görüntülendi. Türkiye'nin 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İstiklal Madalyası alan tek ilçesi olan İnebolu'da tarih kokan sokaklar her mevsim ziyaretçileri geçmişe götürüyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri,
bugün binlerce turist ağırlıyor. Sahip olduğu zengin tarihiyle dünyanın dört bir yanından turistler Kars'a Ani Ören yerine geliyorlar. Şimdiki haberimiz Kars'tan geliyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve yılın ilk iki ayında 34.500 kişinin ziyaret ettiği Kars'taki Ani Ören yeri ilkbaharda karla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yılın büyük bir bölümü kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplı olan Kars, tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlere masalsı güzellikler sunuyor. Ankara'dan yola çıkan Doğa Ekspresi ve Turistik Doğa Ekspresi'nin son durağında bulunan kent, hem kışın yüzeyi buzla kaplanan doğa harikası Çıldır Gölü, hem de Cıbıltepe Kayak Merkezi, hem de yolcularına masalsı yolculuk sunan trenleriyle kış turizminde adından söz ettiriyor. Kurulduğu günden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor. Amenafrigiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honens Kilisesi, Abu Gamir Pahluvani Kilisesi gibi dini yapıların yanı sıra Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menüceh gibi İslam mimarisi eserlerinin de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler çıkarttı ortaya. Şimdiki haberimiz Mega Kent'ten. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından mega kent adeta beyaza büründü. Özellikle Avrupa yakasında ortaya çıkan muhteşem manzara görenleri mest etti. Hava şartları hayatı zaman zaman zorlaştırsa da bu 4 günlük süreçte karın etkisiyle büyüleyici manzaralar da ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan Galata Kulesi, Galata Köprüsü ve tarihi yarımada havadan görüntülendi. Öte yandan yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi. Seyahat etmenin avantajı nedir? Şimdi bu sorunun cevabını haberimizde izliyoruz. Turla seyahat ettiğinizde kesinlikle daha az para harcarsınız. Turlar gezilecek yerlerde daha uyguna hizmet anlaşması yaparlar. Oteller, restoranlar, müzeler ve diğer gezi yerleri turlarla gelen büyük grupları kaçırmak istemez ve en uygun fiyatı verir. Turla seyahatte zaman yönetimi oldukça iyidir. Boşa zaman geçireceğiniz yerlere değil, gezi adreslerindeki bingo yerlere gidersiniz. Aynı zamanda turdaki rehber kişiler gezi yerine daha önce çok kez geldiğinden deneyimlerine göre sizi yönlendirebilirler. Ücretsiz rehberlik hizmeti alırsınız. Gittiğiniz her tarihi ve doğal güzelliğe dair bilgileri alabilir ve gözünüzden kaçan detayları da görme fırsatı bulabilirsiniz. Yemek yenilecek en iyi yerleri turlar kapatır. Gruplar kalabalık olduğu için gezi yerlerindeki meşhur restoranlar tarafından kapatıldığında yer bulmak zorlaşır. Siz de gezinizi turla yaparken bu meşhur lezzetleri sıra beklemeden tatma fırsatı bulabilirsiniz. Kesinlikle kalabalık tur grupları daha çok eğlenir. Yolculuk ve gezi yerlerinde her konuda birbirlerine yardımcı olurlar.
Bundan sonra uzun yıllar sürecek güzel arkadaşlıklar da edinebilirsiniz. Dil konusunda telaş etmenize gerek kalmaz. Farklı bir ülkede sizin adınıza tüm iletişimi sağlayan birileri vardır. Böylece dünyanın her yerini gezebilirsiniz. Yerel halkla iletişim kurarken de size tercümanlık yapacak birileri hep vardır. Bir gezide plan çok önemlidir. Bilmediğiniz bir ülke ya da şehri tek başınıza gezerken çok araştırma yapmanız gerekir. Turla gezi yaptığınızda bu zorluğu düşürmenize gerek kalmaz. Planlı bir gezi olacağı için her yeri görebilirsiniz. Ve ne yazık ki bir gezelimin daha bu haftalık sonuna geldik. Yayın akışımız şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum şimdi Mauritius adasından gelecek evlerinize. Sıcacık, tropikal bir adayla programımıza devam ediyoruz.